Teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi boşa çıkartmasın. Allah kervanımızı haramilerden korusun. Sevgili gençler, İYİ Parti'nin geleceği emanetimizin bekçileri gençler. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah çalışmalarımızı bereketli kılsın. Bizi Türkiye'nin iyiliğine vesile kılsın. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Bilinmesini isterim ki biz siyasete bir Ankara meşgalesi olarak bakmıyoruz. Memleket meselesi olarak bakıyoruz. Ne olacak bu memleketin hali denir ya hep. Bu gayretlerinizin sonunda cevabı millet verecek ve o cevap iyi olacak, olacak. Bizimle, İYİ Parti ile Türkiye iyi olacak. Değerli milletvekilleri, gözettiğimiz tek şart millet menfaatidir. Ne kimseye şirinlik yaparız, ne de kimseyle inatlaşırız. Eğriye eğri, doğruya doğru. Düsturumuz bu. İYİ Parti budur. Doğru yapmak, doğru yaptın demekten gocunmayız. İşte orada dur demekten de korkmayız. Millet, devlet, ahlak anlayışımız bunu gerektirir. Bunun siyaseten bir zarar olacağını da asla düşünmüyoruz. Prensipli olursak oy kaybederiz diye bir anlayış Türk milletine hakarettir. Vicdan bu toprakları terk etmiş değil, Anadolu'nun irfanı tükenmiş değil. Ümitsizliğe kapılanlar aksini iddia ediyor olabilir. Ama biz şu söze inanıyoruz. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Değerli milletvekilleri, ülkemiz bir soluk alsın diye diş sıkıyoruz. Ama ekonomideki gelişmeler bırakın nefes almayı, ayakta durmayı güçleştiriyor. İktidarın ekonomideki rahatlığını gördükçe milletimiz için endişemiz artıyor. Krizin inkarı yerini döviz, enflasyon, faiz azıcık arttı tespitine bıraktı. Azıcık artmış. Azıcık dediği de dolar. 3.50'den 5.70'e çıkmış. Enflasyon tüketiciye, tüketicide %25, üreticide %46. Türkiye faizde dünya şampiyonu. Ne var? Ne var ki azıcık arttıysa? Ne var azıcık arttıysa da diyorlar. Daha ne olsun? Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Türkiye'nin her yerinde fırınlar kapanıyor. Konfederasyon başkanı binlerce müteahhit batmak üzere diyor. Firmalar sıraya girmiş, iflas erteleme istiyor. Takibe düşen krediler çığ gibi artıyor. Yoksulluk intiharları başladı. İşi ciddiye almak için daha ne olmasını bekliyorlar bilmiyorum. İşsizlerin fondaki paralarını bankalara aktardılar. İhracatçının KDV iadelerinin üstüne yattılar. Müteahhitlerin hak edişleri ödenmiyor. Hastanelerde nöbet paralarını, döner sermayeleri kırpıyorlar. Sonra da azıcık diyorlar. Daha ne olmasını bekliyorsun? Ekmek bulamayan pasta mı yesin? Deterjan yerine kül mü kullanalım? Millet kıraathanelerinde beleş kek mi kovalayalım? Ne diyor büyüklerimiz? Su boyu açtıktan sonra ha bir karış açmış, ha bir kulaç. Azıcık dedikleri gerçekler
milleti boğuyor, boğuyor. Değerli milletvekilleri, aziz milletim. Bu azıcık artışlar var ya, iktidarın hazırladığı 2019 bütçesinde de devam ediyor. ÖTV, motorlu taşıtlarda %15, akaryakıtta %20, beyaz eşyada %48 artıyor. Hazırladıkları 2019 bütçesinde sarayın payı da çok çok azıcık artıyor. Ne oluyor? 3 katına çıkıyor. Saraya lale devri, millete sopa. Günde 2 trilyon lirayla geçinmek çok zor tabii. Bir günde 2 trilyon lirayla geçinmek gerçekten zor. El insaf beyler, lafa geldi mi de milletin adamı. Onu da yanlış anlamış bunlar. Milletin adamı deyince milletten alıp adamına veriyorlar. Muş'ta toplam 11 bin aile pancar üretiminden ekmek parası çıkarmaya çalışıyor. Şeker fabrikası satıldı. Pancar üreticisine çöküldü. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tütünden sonra pancar da tükenişe doğru gidiyor. Nerede milletin adamı? 64 bin dönümlük TİGEM arazisini binlerce kişiye iş sağlayacak, aş sağlayacak diye, Muş'a para akacak diye yine kendi adamlarına kiraladılar. Sonuç, bekçisi ve bakıcısıyla toplam 45 çalışanı var. Ekilmeyen araziden ürün teşviki alıyor bu şirket. Milletten alıp adamlarına vermeye devam ediyor. Milletin adamı. Değerli milletvekilleri, aziz milletim, bakın krizin daha da derinleşmesini önlemek için atılması gereken adımlar var. Öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu'nu rahat bırakın. Ülkenin ve ekonominin durumunu net görelim. Buradan uyarıyorum. Sakın ha veriler ile oynamayın. Bunu yaparsanız Allah korusun Türkiye'den çok büyük para akışının, para çıkışının fitilini ateşlersiniz. Bugünleri mumla ararız. Açıklanan Sayıştay raporlarının gereğini yapın. Yolsuzluk ve usulsüzlüklere müdahale edin. İsrafa son verin. 13 uçağınız var. Bir de uçan sarayınız. İhtiyaçtan fazlasını bir an önce elden çıkarın. Örnek gösterdiğin Almanya'da 11 bin makam aracı var. Türkiye'de kiralıklarla birlikte 120 bin. Bu israfa derhal son verin. Fiyat farkı ve tasfiye kararnamesini bir an önce çıkarın. Çalışanlara kriz zammı yapın. Yandaş iş adamının dövizli sözleşmelerini de bir an önce Türk lirasına çevirin. Bunları yaparsanız iş adamıyla, işçisiyle, memuruyla, esnafıyla, emeklisiyle millet nefes alır. Değilse raflar boşalır, kepenkler iner, kıtlık olur, kuyruk olur, kaçakçılık olur. Yarın çıkıp oy verirken bana mı sordunuz demekle, bunlar ekonominin fıtratında var demekle siz de bu işten kurtulamazsınız. Firmaların kullandığı ticari kredinin faizi %40'lara dayandı. Bu taşınabilir bir yük değil. Geçen hafta bir kamu bankamız 300 milyon dolarlık 10 yıllık tahvil sattı. Yani 300 milyon dolar borçlandı. Bakın Amerikan kağıdının 10 yıllık maliyeti 3.25. Bizim bankamızın aldığı 10 yıllık kredinin maliyeti ise %12.75. 4 katı fazla maliyetle Türkiye borçlandı. Bu uluslararası finans piyasalarındaki güvenin ölçüsüdür. Türkiye tefeci piyasasına döndü. İşte buyurun, mevduat faizlerine bakın.
faizle savaştığını iddia eden bu iktidarın yönettiği Türkiye'de 100 bin TL'yi bankaya yatıran bir kişi şu anda her ay brüt asgari ücretin üstünde faiz gelir alıyor. Geçen hafta 50 bin liralık bir birikim bir yıl vadeli olarak %29 net faizle bankaya yatırıldı. Faize yatan paranın emekten çok kazandığı bir ekonomi iflah olabilir mi? Mevduatı bu kadar yüksek faizle toplayan bankaların krediyi nasıl bir faizle verdiğini düşünün. Devletin hazinesini uluslararası tefecilere muhtaç hale getirenler, sanayicimizi, esnafımızı ve tüketiciyi resmen tefeci faizine muhtaç etti. Hafta içinde Durmuş Yılmaz Bey uyardı. Ben de tekrar edeyim. Buradan AK Parti milletvekillerine sesleniyorum. Hadi bizi dinlemiyorsunuz. Hadi mecliste sus pussunuz. Hiç olmazsa partinize gittiğinizde sorun. Piyasalarda olup bitenleri sorun. Nereye gidiyoruz deyin. Bunun faturasını ağır ödeyeceksiniz. Yalnız siz değil, çoluk çocuğumuzla biz de ağır bir bedel ödeyeceğiz. Yapmayın. Yapmayın. Türkiye'ye kıymayın. Türkiye'ye kıymayın. Bize kulak verin. Yerel seçime kadar durumu idare etmekten vazgeçin. Bu kafayla Türkiye'yi hem de güçsüz bir şekilde IMF masasına oturtacaksınız. Tabii siz kurtulmak için o masaya koşar adım ilerlerken üreticimizin dermanı kalmayacak. Geçtiğimiz hafta milletimizin gözü önünde yaşandı her şey. Fındıkla ilgili verdiğimiz araştırma önergesi AK Parti oylarıyla reddedildi. Üstelik düşmana karşı zafer kazanmış gibi alkışlayarak yaptılar bunu. Bu ibretlik bir durumdur. Fındık üreticileri, fındık emekçileri hiç merak etmesin. Bu işin peşini bırakmayacağız. Buradan fındıkla ilgili 7 maddelik çağrımızı tekrar ilan etmek isterim. 1. Fındık stratejik ve milli bir ürünümüzdür. Türk fındığı ve üreticisinin korunması bir devlet politikası olarak benimsenmelidir. 2. Lisanslı depoculuk ve ürün borsaları geliştirilip stoklu çalışma imkanı sağlanmalıdır. 3. Fisko birlik rehabilite edilmelidir. 4. Üreticiye fındık alım garantisi verilmelidir. Beş, bölgede fındığa dayalı gıda sanayine teşvik verilmelidir. 6. Enflasyona rağmen 4 yıldır dönüm başına 170 lira olarak ödenen alan bazlı destekler 200 liraya çıkarılmalıdır. 7. Fındık için kilo alım fiyatı 10 lira maliyet ve 5 lira da refah payıyla toplam 15 lira olmalıdır. 8. Bunlar yapılırsa Karadeniz'de üretilen fındığın fiyatını ta Hamburg'dan belirleyen kodamanlar evet rahatsız olurlar, rahatsız olacaklar. Ama Karadenizli nefes alır, zenginleşir. Kendi ürününün fiyatını da Türkiye belirler. Fındık üreticisini yıllardır danışmanı aracılığıyla yabancı tekellere ezdiren iktidar İçeride farklı mı davranıyor? En temel gıdamızın emektarlarına, fırıncılara bir bakın. Artık isyan ediyorlar. İstanbul Fırıncılar Odası, Esnaf Odası Başkanı
son bir ayda 50 fırının kapandığını söylüyor. Un, maya, elektrik, su maliyetindeki artışlar ekmeğimizle oynuyor. Öyle anlaşılıyor ki iktidar Mart ayına kadar belediyelere, halk ekmeğe, zararına satış yaptırarak durumu idare etmeye çalışacak. Bu arada olan fırıncıya Mart'tan sonra gelecek zamlarla da milletin ekmeğini olacak. Değerli milletvekilleri, aziz milletim, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini gidermek için meclise verdiğimiz teklifi de biliyorsunuz. Yine iktidarın oylarıyla reddedildi. AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan da böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız yok dedi. Milletin sırtına bindirmedikleri yük kalmadı ama milletin menfaatine bir adım olduğunda hakkımız yok diyorlar. Şimdi ben de iktidara soruyorum. Milyonlarca Suriyeli göçmenin 33 ya da 34 milyar dolar diye bilinen, yani 200 milyar liralık yükünü milletimizin sırtına yüklemeye hakkınız var mıydı? Bu 200 milyar lira yeni parayla, eski parayla 200 milyar liranın ne kadar ettiğini hep beraber biliyoruz. Millete ama yaptınız ve kaynağı da buldunuz. Millete harcamaya gelince sırtımıza yük, öyle mi? Kendisi 46 yaşında emekli olmuş, vatandaşımız söz konusu olduğunda yük, öyle mi? Emeklilikte yaşa takılanlar Sayın Erdoğan iddia ettiği gibi 38 yaşında emekli olma peşinde değil. Kazanılmış haklarının gasp edilmesinden rahatsız. Madem teklifimizi reddettiniz, bakın bu konuda vatandaşımızı rahatlatacak bir önerimiz daha var. Söz gelimi 25 yıl prim ödemiş bir çalışan emekliliğe hak kazanıyor ama maaş alabilmesi için 15 yıl beklemesi gerekiyor. Bu 15 yılın ilk yarısında, ilk 5 yılında maaşının yarısı, ikinci dilimde %65'i, son dilimde %80'i ödenebilir. Yaşı dolunca da maaşının tamamı ödenir. Çözüm arayışını geçtim. İktidar hala emeklilikte yaşa takılanların kaç kişiyi kapsadığını bile açıklamıyor. Afaki rakamlarla, popülist söylemlerle konuyu istismar ediyor. SGK'nın bu konuda bir çalışma yaptığını biliyoruz. Kamuoyuna açıklanmadığını da biliyoruz. Açıklayın rakamı kardeşim. Açıklayın, biz de bilelim. Ona göre bir tutum alalım. Vatandaşının hak talebini yük gören zihniyet, esnafımızın tamamına da fırsatçı muamelesi yapmaya devam ediyor. Borazan medyanın kameraları her gün fırsatçı avından şov yapıp esnafımızın tamamını zamların ve enflasyonun sebebi ilan ediyor. Elbette fırsatçıların tepesine binilmeli. Ama bakın, size bir rakam vereyim. Ticaret Bakanlığı fırsatçıları tespit etmek için 4000'e yakın firmada 70000'e yakın ürünün fiyatını denetledi. Savunması istenen firma sayısı 114. Yani %3 bile değil. Sormak isterim. Hani her yanımızı fırsatçılar sarmıştı? Her 100 firmanın 3'ünden savunma alındı. Bunların da belki sadece yarısı ceza aldı. Demek ki zamlar fırsatçılar yüzünden değilmiş. Damat Bey'in kontrol edemediği dövizdeki farkla artan maliyetler yüzündenmiş. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz hafta sonu Anamur'daydık. Anamur Belediye'mizin yaptığı 82 projenin açılışını yaptık.
Sayın Başkan'ı bir kez de buradan tebrik ediyorum. Orada Anamurlulara bir söz verdik. Yerli muz için bir çağrı yaptık. Bu çağrıyı tekrarlamak istiyorum. 100 milyon doların üzerinde paramızı başka ülkelerin çiftçilerine akıtacağımıza gelin kendi üreticimize destek verelim. Manava, pazara, markete gittiğinizde yerli muz isteyin. Anamur muzu isteyin. Anamur'daki üretici kardeşlerimizin bu desteğe ihtiyacı var. Yerel seçim çalışmalarının ilk durağı Anamur'da, bir şey daha söyledim. Dedim ki geldikleri gibi gidecekler. Eş, dost, rant ve rüşvet belediyeciliğine son vereceğiz. Ülkemizin birçok alanda tamire ihtiyacı var. Her şeyden önce millet adına denetlenebilir bir yönetime ihtiyacımız var. Hürriyet ve adalete ihtiyacımız var. Hukuk ve demokrasiye ihtiyacımız var. Bunlar keyfi ihtiyaçlar değil. Sahip olmadığımız için ülkemizin itibarı zedeleniyor. Bugün yaşadığımız diplomatik ve ekonomik sorunların en önemli sebebi bu değerlerden uzaklaşmış olmamız. Ama kimse karamsarlığa düşmesin. Güçlü medeniyetimiz modern bir devlet inşası için yeterlidir. Ve biz bunu yapacağız. Kimse karamsarlığa düşmesin. Çünkü İyi Parti var. Çünkü İyi Parti var. İYİ Parti bizzat milletin yazdığı bir reçetedir. Ve emin olun ki bu reçete Türkiye'ye iyi gelecek. Değerli milletvekilleri, karşı olduğumuz af tasarısıyla ilgili Sayın Erdoğan yine görüş bildirdi. Uyuşturucu satılarını mahvedeceğiz diye sormasını olumlu buluyoruz. Ancak bir şeyi tekrar etti. Biz ancak devlete karşı işlenen suçları affedebiliriz dedi. Affın kendisine mi yoksa kapsadığı kişilere mi karşı hala anlayamadık. Tasarının özüne mi karşı yönünü mü değiştirecek hala çözemedik. Bizim duruşumuz net. Ne millete ne de devlete karşı işlenen suçları affedemezsiniz. Hele de hele de 81 milyona sormadan devlete karşı işlenen suçu affedemezsiniz. Değerli milletvekilleri, aziz milletim, çok sevgili gençler. Size gelince bağırıp çağıran iktidar, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili hala suspus. Eli kanlı bir diktatör Türkiye'ye meydan okuyor. Egemenlik haklarımıza saldırıyor. Bir insanın hayatına kast ediyor. Sonra da konsolosu elini kolunu sallayıp çıkıp gidiyor. Bütün bunlar olurken muktedirden ses çıkmıyor, tık yok. Görünen o ki Kaşıkçı cinayeti için Türkiye özel olarak seçilmiş. Amerika'da, Paris'te, Berlin'de cesaret edemediler. Ama belli ki Türkiye'yi arka bahçeleri gördüler. Bu durum ülkemiz için zuldür. Türkiye'de yaşanan Türk polisinin araştırdığı, Türk savcılarının soruşturduğu bu cinayeti ya Amerikan medyasından
ya da Trump'ın tweetlerinden öğreniyoruz. Devletin itibarını yere serdiler. Egemenlik haklarımızın savunmasını Trump'a devrettiler. Şimdi de diyorlar ki krala yardımcı oluyoruz. O Suudi kralı 15 gün önce 600 trilyonluk bağış yaparak PKK'ya yardım ediyor. Bunlar da o krala yardım ediyor. Neye karşılık yardım ediyorsunuz? Kan bulaşmış petrodolardan sus payım bekliyorsunuz. Dizi filmde elçi tokatlatıp millete gaz vereceksiniz ama gerçekte konsolosa iki çift soru bile sormayacaksınız. Sonra da ben dünya lideriyim. Sorarım size, buna kim inanır? Hocaya demişler ki, sen uyurken sakalından fare geçti. Hoca da hemen kesmiş sakalı. Niye kestin? Yıkaman yeterdi demişler. Kesmezsem yol olurdu demiş. Bu sessizliğiniz Türkiye'de haydutluğa yol oluyor. Farkında değil misiniz? Sayın Erdoğan olaydan 3 hafta sonra da diyor ki Salı günü önemli açıklamalar yapacağım. Nerede yapacakmış? AK Parti grup toplantısında. Olay bir devlet meselesi, açıklamayı parti grubuna saklıyor. Bu konu bir devlet meselesi. Bu konu bir devlet meselesi. Partisini devlet, devleti de partisi sanıyor ya, işte onun tezahürü. Açıkça diyorum ki, artık anlayın, Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorsunuz. Partiniz devlet değil, devlet de sizin partiniz değil. Milli şef dönemine laf ediyorsun ama bize de gayrimilli şef dönemini yaşatıyorsun. Bu millet size güvenip ülke teslim etti. Milletin aklıyla alay etmeyin. Değerleriyle de kavga etmeyin. Biliyorsunuz PKK'nın talebi, FETÖ'nün gayreti ve AK Parti eliyle okullarımızdaki andımız kaldırılmıştı. Adana milletvekilimiz İsmail Koncuk Bey'in o dönemde açtığı birilerinin sinirini bozmayın. İsmail Koncuk Bey'in o dönemde açtığı dava geçen hafta sonuçlandı. Andımızı kaldıran yönetmelik Danıştay kararıyla iptal edildi. Kararın ardından olanları hep birlikte gördük, ibretle izledik. Eski yeni bakanlar, akiller sakiller, PKK sevicileri, FETÖ şakşakçıları, keşke Yunan kazansaydı diyenler, Türk düşmanlığını din zannedenler topluca saldırıya geçtiler. Önce o eski bakana iki çift lafım olacak. Aynı yolun yolcuları da gerekli mesajı alırlar nasıl olsa. Türk'üm, doğruyum diye başlayan andımızdan fena halde rahatsız olan o eski bakan meclis kürsüsünden FETÖ'ye övgü dizmekten rahatsız olmamıştı. PKK ile pazarlıktan rahatsız olmamıştı.
ordumuza tuzak kurulmasından rahatsız olmamıştı. Türklükten mi rahatsız, doğruluktan mı, hangisinden rahatsız ya da ikisinden mi rahatsız, doğrusu bilmiyorum. Ama FETÖ baş tacı edilince sesiniz çıkmayacak, PKK'lıyla masa kurulunca sesiniz çıkmayacak, McKenzie gelince sesiniz çıkmayacak, papaz gidince sesiniz çıkmayacak, Türk denince hep beraber ayağa kalkacaksınız. Türklüğe, Türk çocuklarının Türk'üm demesine düşmanlık edenler bilsinler ki bu öksüz Türklüğümüzü bin cihana değişmeyiz. Andımızı kaldırırken ne demişti Tayyip Erdoğan? Türk'üm demekle Türk olunmaz. Doğruyum demekle doğru olunmaz. Doğrudur, doğrudur. Evet, Türk'üm demekle Türk olunmuyor. Bunu sizden biliyoruz. Evet. Evet, doğruyum demekle doğru olunmuyor. Bunu da sizden biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Partinin adını adalet koymakla adil olunmuyor. Kalkınma koymakla memleket kalkınmıyor. Bunu da sizinle beraber yaşayarak öğrendik. Demekle olmayacağını en iyi siz biliyorsunuz. Öyle değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi. Bizim merak ettiğimiz sadece şu. Türk'üm demekten mi rahatsızsınız, doğruyum demekten mi? Ancak andımız konusunda hem milletimizi hem de siyaseti uyarmak zorundayım. Çünkü bu vesileyle 16 yıllık oyunda yeni bir perde açıyorlar. Andımız üzerinden piyasaya yeni bir oyun sürülüyor. Tayyip Erdoğan, andımızın metnini yazan Reşit Galip için demişti ki, bu şahıs Türkçe ezanı da yazan şahıs. Danıştay'ın kararından sonra da bir baktık, AK Parti karşıtıymış gibi görünenler devreye girdi. Yarsav eski başkanı çıktı, sıra Türkçe ezanda dedi. Kardeşim, siz paslaşıyor musunuz? Milletin meseleleri konuşulmasın diye gerçek gündemi el birliğiyle perdeliyor musunuz? İki konunun birbiriyle zerre kadar ilgisi yokken zamanlamaya ve adımlara dikkatinizi çekerim. Milletimizi bu noktada dikkatle düşünmeye davet ediyorum. Erdoğan'ın karşısında düğmesiz olan cübbesini bile ilikleyen başkanın danışmanı, Danıştay'ı, andımızla ilgili yönetmeliği durdu 5 yıl sonra bugün iptal etti. Tam da AK Parti'nin yeni bir krize ve polemiğe ihtiyaç duyduğu günlerde karar verdi. Bunlar AK Parti'nin siyaseten nemalandığı polemikler. Türkiye'nin yıllar önce kapattığı bir konuyu hem de ilgisiz bir tartışmada yeniden akıllara düşürdüler. Ezanımızla andımızı yan yana tartıştırmak istiyorlar. Buradan bütün bu beyleri uyarıyorum. Oynadığınız oyunun farkındayız. Birbirinizi besleyen bu sistematiği kesinlikle bozacağız. Bundan emin olun. Milletimiz bu kadar sorunla boğuşurken yapay gündemle kavga edip konforunuzu, statükonuzu korumanıza izin vermeyeceğiz. Ne andımıza ne de ezanımıza el sürdürtmeyiz. İyiler var oldukça, iyiler var oldukça çocuklarımız andımızı okuyacak,
minarelerimizden Bilal-i Habeş'in sesi yankılanacak. Değerli milletvekilleri, aziz milletim, Sayın Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Gagavuzya'ya yani Gök Oğuz yerine ziyaretinde Türkçe'ye ve Türk biline dair söylediklerini bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ancak partisinin andımız karşıtlığının yanında Sayın Erdoğan'ın da Doğu Türkistan konusundaki suskunluğunu anlamakta zorlanıyoruz. 1 milyon Türk arındırma kamplarında zulüm görüyor. Eloğlu duyuyor, kardeş duymuyor. Ama bilin ki siz sussanız da İYİ Parti susmayacak. Aliya İzzet Begoviç, Bosna'daki zulümle ilgili demişti ki, her şey bittiğinde düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız. Evet, Doğu Türkistan'da bir gün mutlaka özgür olacak ve bugünün suskunlarını asla unutmayacak ve affetmeyecek. Türk varlığından rahatsız olanlar, 6 gün sonra da Türk devlet teamülünü yerle bir etmeye hazırlanıyor. Bakın, beni dikkatle dinleyin. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'dır. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. İlk günden bu yana Cumhuriyet'in başkentinde yapılan Cumhuriyet resepsiyonu İstanbul'a taşınamaz, taşınamaz, taşınamaz. Beyler, devlet korsan kutlama yapmaz. Siz kutlamak için değil, unutturmak için yapıyorsunuz. O yüzden diyorum ki, devlet korsan gösteri yapmaz, yapamaz. Cumhuriyetin kutlaması şahsi programınıza göre planlanamaz. İktidarı buradan uyarıyorum. O resepsiyonun adresi bellidir. Başkent ve başkentimiz de bellidir. Ankara, Cumhuriyet hükümeti gibi değil, damat Ferit'in teslimiyetçi İstanbul hükümeti gibi davranıyorsunuz. Hazineyi damada bağlayınca devleti de İstanbul'a taşıyabileceğini kim söyledi? Cumhuriyet'in resepsiyonunu milli kahramanların başkenti dururken yandaş müteahhitlerin şantiyesine taşımak ayıptır, yazıktır, günahtır. Buradan ilan ediyorum. Siz yandaş müteahhit şantiyesindeyken ben 29 Ekim'de saat 14'te 40 milletvekilimizle birlikte Cumhuriyet'in ilan edildiği birinci meclisimizde olacağız. Değerli milletvekilleri, aziz milletim, biliyorsunuz 18 Ekim Azerbaycan'ımızın kurtuluş yıl dönümüydü. Buradan Gazi Meclisimizden tekrar tebrik ediyorum. Kutlu olsun. Can Azerbaycan'a selam olsun. Aynı kurtuluşun sevdasıyla yanan, Şuşa dağlarını duman bürümüş, Karabağ selam olsun. Haray haray, men Türkem diye haykıran Temiz'e selam olsun.
kavim kardeş hardasan diyen Kerkük'e selam olsun. Bayır bucağı Batı Trakya'ya selam olsun. Bir avuç halk değil, bir yumruk, bir millet izleyen Kırım'a selam olsun. Gök bayrak, gök bayrak rüzgar bekliyor. Ata yurda selam olsun. Afganistan'da Şems Sadat'a selam olsun. En büyük hayalim Türk birliğini görmek diyen Aziz Sancar'a selam olsun. Ekmeğini dünyanın dört bir yanında kazanan al bayrağın evlatlarına selam olsun. Ulu Türkistan, selam olsun sana. Büyük ve müebbet ülkeye selam olsun. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Allah sizleri korusun, güç versin, emekleriniz zayi olmasın. Amin, amin diyenlerin yüzü suyu hatırına Allah milletimizi öksüz bırakmasın. Allah ordumuza, bayrağımıza, milletimize zeval vermesin. Çalışmalarınızdan ötürü sizlere... Çalışmalarınızdan ötürü size, toplantımıza katıldıkları için de konuklarımıza teşekkür ediyorum. Ve aziz milletimizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. İyi bir çalışma haftası diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.